bağlantıda sıkıntı oldu herhalde. Anlamadım. Evet arkadaşlar. <laughs> tekrar beraberiz. <laughs> Hay Allah ya. Bağlantıda sıkıntı oldu herhalde. Telefon kendi kendine kapandı tekrar açıldı. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Neyse hallettim. Yine toplanalım hemen 2 dakikada. Tekrar dönelim niye böyle olduysa şey ya kızlar beni anlayacaktır Merkür retro. <laughs> Merkür retro arkadaşlar. O yüzden böyle şeyler oluyor arada. Evet. Güzel değil mi? Sorun yok. Aa Deniz hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet. Şimdi o zaman şey yapalım. Herkes hızla geliyor. Başlayalım bence denememize. Tamam mı arkadaşlar? Bence başlayalım. Evet iki şehrin hikayesi. Adını hatırlamadım ama benden de kalp. <laughs> Haydi bakalım. Evet şimdi. Heh, güzel. Evet. O zaman şöyle. Twitch yayını da yapalım değil mi? Bence de ama Twitch'i ben Twitch için şey yaptım. Ee, nasıl diyorlar? Oylama yaptım. Twitch kullanan 15 kişi falan çıktı. Öyle diyeyim yani. Ben de sizi seviyorum. <laughs> evet yorumları kapatayım arkadaşlar. Şu ilk soruda. Soruyu okuyayım ondan sonra tekrar yorumları açarım olur mu? Evet birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde Yabgu'nun iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğuda bulunan Kağan'a bağlı olmasının unsurlardan hangilerini zemin hazırladığı söylenebilir? Fe federal yönetim anlayışına yer verilmesine, teokratik yapılanmaya gidilmesine, taht kavgalarının son bulmasına. Evet zorlayıcı bir soru değil, güzel bir soru. Bu yıl beklediğim tarzda bir soru arkadaşlar. Bu yıl muhtemelen böyle Yönetim biçimiyle ilgili, devlet teşkilatıyla ilgili bir soru bekliyorum İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nden. Evet, cevapları alayım. Seri bir şekilde biz de devam edelim. Evet, cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Federal yönetim anlayışı, federatif yönetim anlayışı, İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde ülke hanedanla ortak malıdır anlayışıyla, yapısıyla örtüşür demiştik. Teokratik yapılanma İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde yoktu. Çünkü... Semavi dinlere inanç yoktu çok tanrılı yani çok inanç sistemi vardı dini yönetim söz konusu değildi taht kavgalarının son bulması ise söz konusu değildi çünkü yine veraset uygulaması dolayısıyla sık sık taht kavgası yaşanır demiştik İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. Evet öyleyse herkes iki, birinci soruyu doğru yapmış maşallah. Geldim ikinci soruyu arkadaşlar yorumları kapattım. 12 hayvanlı Türk takviminin nasıl ortaya çıktığı ve özelliklerinin ne olduğu hakkında bilgiler veren Türk İslam kaynağıdır. Eserde bu takvimin Türklerin hayatındaki önemi ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Buna göre söz edilen ilk Türk İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir? Divanlı Hikmet, Kutadgu Bilig divan lugatı Türk şehname muhakimet muhakemet bu soruyu arkadaşlar ben bu konuyu anlatırken o, e, takvimleri özellikle öğrencilerime bunun hikayesini de anlatıyorum e, divan lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmut e, anlatmış demiş ki e, günlerden bir gün bir Hakan e, şeyi merak eder e, bir savaşı ne zaman yaptığını merak eder ve bu yüzden de e, nasıl diyelim bunun için bunu merak ettiği için bir çağ yapalım hani böyle bir takvim ihtiyacı ortaya çıkıyor ee, ve bu Hakan ismi de belirtilmiyor bu arada Divan Lugat Türk'te e, göle doğru bütün hayvanları süren bir sürek avı yapıyorlar. Bu avda bütün hayvanları göl e, ormanın içerisindeki göle dolduruyorlar ve bu hayvanların çıkışını bekliyorlar. İlk çıkan gölden ilk çıkan hayvan sıçan oluyor. Son çıkan hayvan da domuz oluyor. Böylece 12 hayvanlı Türk takvimi bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Ee, yani tabii bir farazi bir durum aslına bakarsanız. Ee, yoksa ejderha falan filan da var yani çok komik bütün o hayvanların çıkması. Ama işte yani böyle bir hikayeyle anlatmış ee, Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat Türk'te. O yüzden cevap arkadaşlar Ceyhan olmuş. Ee, gerçekten güzel bir soru, İstediğim bir soruydu. Ee, Şeyin de Murat yayınlarında yayın şeye koyması, deneme koyması çok isabetli olmuş. Ben derste anlatıyorum ama çoğu kişinin bilmediği bir bilgi aslına bakarsanız. Evet arkadaşlar öyleyse ikinci sorumuza konuştuğumuza göre geldik üçüncü sorumuza. Anadolu'da Moğol istilasına zemin hazırlayan 1243 yılındaki Köse Dağı Savaşı aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin dönemine aittir diye sormuş arkadaşlar. Evet, 3. sorumuzda cevaplarımızı da alalım bir yandan sizden de. Ee, biliyorsunuz önemli olan zaten birkaç tane e, şey var nası diyelim savaşımız var bu dönemle ilgili. Miryokefalon Savaşı'nı bileceğiz. E, Yastıçemen Savaşı'nı bileceğiz ve Köse Dağ Savaşı'nı bileceğiz. Köse Dağ Savaşı biliyoruz ki 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemine denk geliyor. E, 1237'de çünkü ilk, e, tahta çıkıyor 2. Gıyasettin. E, sonra biliyorsunuz ki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Moğol istilası başlıyor Anadolu'da. Ee, ve bu süreçle birlikte de yıkılış süreci başlıyor. Yani cevabımız Bolu olacak arkadaşlar. Evet öyleyse dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yine yorumları kapattım. Osmanlı Devleti'ndeki Karamanoğulları'nın ele geçirilmesi, Nibolu zaferinin elde edilmesi, Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi. Gelişmelerden hangileri? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerdendir. Çok güzel harika bir soru. Yani sınavda çıkma ihtimali olan ÖSYM bazında bir soru arkadaşlar bu soru. Hepinizin de doğru yapacağını düşünüyorum açıkçası. İnş. Evet alıyorum şimdi cevapları. Dördüncü soruya ne diyorsunuz? Arkadaşlar Karamano biz dedik ki Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlayabilmemiz için fethettiğimiz toprak iki özelliğe bakmanızı isterim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi fethettiğiniz toprak Anadolu toprağı olacak. Anadolu'da elde ettiğiniz bir yer olacak. Bir diğeri ise e, beylikleri ortadan kaldırmış olacaksınız. İşte Karamanoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları vesaire gibi. E, Karamanoğullarının ortadan kaldırılması Anadolu Türk siyasi bilini sağlamaya yönelik bir faaliyettir. Ancak Nilibolu zaferi biliyorsunuz ki Haşılarla e, Osmanlılar arasında yapılmış Yıldırım Beyazı zamanında 1396 tarihinde e, ve bu yüzden de tabii ki Anadolu Türk Siyasi Birliği ile ilgili değildir. Trabzon evet Anadolu'dadır ancak Rum İmparatorluğu'na ait olduğu için yine Anadolu'daki Türk Siyasi Birliği içerisine almıyoruz. Trabzon Rum İmparatorluğu'nu almamamızın buradaki D şıkkı zaten çeldirici. Yanlış yapanlar muhtemelen D yaparlar. D'ye olmamasının sebebini tekrar ediyorum arkadaşlar. Trabzon Rum İmparatorluğu evet Trabzon Anadolu'dadır. Ancak e, Bizans'ın devamı olarak kalıntısı olarak kurulmuş bir devlettir biliyorsunuz Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi'nden sonra. Bu yüzden burasının alınması yani Pontus Rum'a son verilmesi Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlama yönelik faaliyetler arasında gösterilemez. Cevabımız Adana'dır dedik. Geldik o zaman 5 sorumuza arkadaşlar. Ferman, hadis, Kur'an-ı Kerim. Yukarıdaki hükümlerden hangileri? Osmanlı Devleti'nde İslami hukukun uygulanmasında belirleyici unsurlardandır diye sormuş. Arkadaşlar cevapları alayım bir yandan sizden. Ee, diyor ki hangileri İslami hukuku, İslam hukukuyla alakalı olacak diyor. Arkadaşlar e, hadisler biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin sözlerini, işte onun onayladığı şeyleri, olayları vesaire bunları anlatır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim zaten biliyoruz ki İslam hukuk hükümlerinin asıl var olduğu belirleyici olan asıl kitabımızdır. Bu durumda tabii ki hadis ve Kur'an-ı Kerim vardır. Fermanlar ise padişahın sözleridir. Örneğin avarız vergisinin konması, avariz fermanla duyuludur veya Gülhane Hattı Hümayun. E işte fermandır gibi düşünelim. E, bunların hepsi örfi hukuktur. Yani padişah kendi istekleridir. Kendi emirleridir. Bu yüzden birinci öncülü almayız ama iki ve üçü alırız arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Denizidir. Evet altıncı sorumuzla devam ettik. Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Medreselerde eğitim gören öğrencilere suhte veya softa denmiştir. Müderris atamaları kazaskerler tarafından yapılmıştır. Saray okuluna Enderun Mektebi adı verilmiştir. Loncalar mesleki eğitim veren eğitim kurumlarıdır. Tımarlı sipahilerin eğitimi için acemi olanlar ocağı kurulmuştur. Evet, cevapları da alayım böylece. Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminde arkadaşlar, e, askeri eğitimden de bahsetmiş burada 6. sorumuzda. E, biliyorsunuz ki tımarlı sipahiler e, Anadolu'da eyalet ordusunun temelini oluştururlar. Ve bunlar biliyorsunuz tımarlı sipahi cebeli denilen atlı askerleri yetiştirirler. E, acemi olanları ocağında yetişenler ise Yeniçeri ocağına çıkarlar bedergah olurlar ve daha sonra burada eğitim görerek Yeniçeri ocağına katılırlar arkadaşlar. E, bu yüzden de cevabımız tabii ki Edirne'dir. Burada bir yanlışlık vardır yani. Evet bir sonraki soruya geçeceğim. İnşallah sayfamı çevirebilirsem. Evet. Geldik bir sonraki sorumuza. Yedinci sorumuza diyor ki aşağıdaki Osmanlı mimari yapıtlarından hangisinde batı etkisinden söz edilebilir? Nur Osmaniye Camii, Kapalı Çarşı, Bey Sarayı, Mostar Köprüsü, Sahne Seman Medresesi. Evet arkadaşlar batı tarzı mimari dediğimiz şey 18. yüzyıl lale Devri ile başlıyor biliyorsunuz. Üçüncü ee, 3. Ahmet Çeşmesi'ni daha önce bahsetmiştik ilk yapılan eserlerdendi. Sadabat Kasrı yine ilk yapılan kasırdı. 18. yüzyılda. Nur Osmaniye Camii 3. Osman dönemine aitti. O da batı tarzındaki ilk dini mimari yapıdır ki sınav sorusu olarak zaten bize gelmişti arkadaşlar. Bey Sarayı dediğimiz zaten Bursa'daki saray Orhan Gazi döneminde. Sahne Seman medresesi ve kapalı çarşı Fatih Sultan Mehmet döneminde. Mostar Köprüsü ise Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait arkadaşlar. E, bu yüzden de cevabımız e, Adana Şıkkı olacaktır diyoruz. 3. Ahmet zamanında Nuri Osmaniye Camii. Evet geldik 8. sorumuza öyleyse. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağını kaldırma girişimi, layihaların hazırlanması, ekberiyet sistemine geçilmesi hangilerinin 17. yüzyıla ait düzenlemeler arasında yer aldığı savunulabilir? Güzel bir soru. Hangileri 17. yüzyıl özellikleri arasında yer alır? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmak isteyen ilk hükümdarımız biliyoruz ki e, genç Osman'dır. ikinci Osman'dır ki bunu canıyla ödemiştir arkadaşlar. E, layihaların hazırlanması 4. Murat zamanında Koçi Bey Risalesi biliyorsunuz Koçi Bey'den risale istemişti. Katip Çelebi'nin yine layihası var 4. Mehmet zamanında. E, bunlar arkadaşlar... E ee, yine layihalar 17. yüzyılda var. Ekberiyet sistemi dediği şey Ekber Verşet uygulamasıdır. Yine 1. Ahmet zamanındadır arkadaşlar. Veraset sistemine kesinlik kazandırmıştır. Bu yüzden de cevabımız tabii ki Edirne şıkkı olacaktır diyoruz. Hepinizin de doğru yaptığı gibi. Harikasınız. Evet öyleyse 9. sorumuza devam edelim. Tanzimat döneminde yetim, öksüz, kimsesiz çocuklara yönelik açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Darüşşafaka Darül Muallimin, Mektebi Mülkiye, Darül Muallimat, Darül Acize. Evet, bunlar bu darüller bizim genelde kafamızı karıştıran şeydir. E, kimsesiz çocuklar için 1863'te Abdülaziz döneminde Darül Şafak'a açılmıştır arkadaşlar. Cevabımız da budur zaten. Darül Muallimin erkek öğretmen, Darül Muallimat kız öğretmen okulu biliyorsunuz. E, kız olan her şey e, Abdülaziz'de. Darül Muallimat Abdülaziz'de. Kız çocuklarının da ilkokula gitmesi Abdülaziz'de e, gibi. Kodlayabilirsiniz bu arada aklıma gelen şeyleri de söyleyeyim. E, şey ise e, 1895'te ise Darulaciz açılıyor. 2. Abdülhamit dönemine denk gelir arkadaşlar. Tamam. Evet cevabımız öyleyse Adana Şıkkı, Darüşşafaka'dır arkadaşlar. Evet 10. sorumuzda öyleyse devam ediyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisiyle? Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa Devleti kabul edilmiştir. Çok güzel bir soru. Hünkar İskelesi Anlaşması, Paris Anlaşması, Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi, Kütahya Anlaşması, Ayas Tefenos Anlaşması. Bu anlaşmaların her biri çok kıymetli anlaşmalar arkadaşlar bizim için. Hemen hemen hepsini bilmeniz özellikle gerekir ki Hünkar İskelesi Anlaşması... biliyorsunuz ki Rusya'nın boğazlardan geçiş elde ettiği İngiltere'nin tir tir titreyerek 8 tane donanmasını Ege Denizi'nde bekletip e, ya yukarıdan denizden şeyler e, boğazdan aşağıya Ruslar gelirse diye korkut korkuyla 8 yıl yaşadığı anlaşmadır. E, Paris Anlaşması cevabımız olacak tabii ki. 1854-56 Osmanlı Rus Savaşı ee, Kırım Harbi sonunda imzalanan anlaşmadır ki Osmanlı Devleti Avrupalı Devlet kabul edilmiştir. Lanet olasıcalar. Osmanlı Avrupalı kabul etmişler ama e, hukuki yaptırımında Karadeniz'e iki devletin de denize e, donanma çıkarmamasına karar vermişler. Ki bize bu ÖYS sorusu olarak geldi arkadaşlar. Eski bir e, ka, şey sorusudur. ÖSYM sorusudur. Dedi ki Osmanlı Devleti e, aşağıdaki anlaşmalardan, e, pardon eee Kırım Savaşı'na galip geldiği halde Paris Anlaşması'yla e, mağlup sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi maddelerden hangisi bunun kanıtıdır diye sormuştu. E, diyor ki cevapta da her iki devlette de Karadeniz'e gemi donanma çıkaramamaktadır diyor. Doğru cevap tabii ki. İki devlette de çıkaramıyorsa biz niye yendik abi? O zaman ne saçma değil mi? Baltar Ticaret sözleşmesine geldiğimizde e, İngiltere ile yaptığımız anlaşma ki bu da zaten e, çenesi kapansın diye adamlara verdiğimiz ticari intiyaz hakkının sınırsız hale gelmesi İngiltere bandıralı bütün gemiler e, gümrük indirimiyle e, ülkemizde ülkemize nasıl diyelim size e, artık yabancı malların böyle şeyi sebil hale geldiği bir yer olmuş Osmanlı devleti. Kütahya anlaşması yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa meselesi dolayısıyla Mısır valisi biliyorsunuz. Onunla imzalan Mısır sorununda imzalan 1833 tarihli anlaşma yine. Tabi İngiltere ile Fransa'nın ara buluculuğuyla. anlaşması ise 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı. 93 Harbi ÖSYM çok sever. Ee, bu savaş sonucunda yaptığımız anlaşma ancak araya İngiltere'nin girmesiyle hop Osmanlı'yı ben koruyorum sen nasıl anlaşma yaparsın deyip kendi çıkarlarını korumak için tabi ki Ayas anlaşmasını iptal etti ve yerine imzalanan anlaşmamız neydi 1878 Berlin anlaşmasıydı o da yani kötünün kötüsü bir anlaşma ne çok konuştum yahu evet geldik o zaman 11. soruya arkadaşlar yorumları kapatıyorum birisi fırça atmış size hmm, çok yazıyorsunuz <laughs> 11. soruyla devam ediyorum arkadaşlar 2. meşruiyetin ilanına 31 Mart vakasının çıkması azınlık isyanlarının artması Reval görüşmelerinin düzenlenmesi. Unsurlardan hangilerinin zemin hazırladığı söylenebilir demiş. Evet 11. soruda arkadaşlar. 2. Meşruiyetin ilanı. 31 Mart vakası 13 Nisan 1909 tarihinde çıkıyor biliyorsunuz. Azınlık isyanlarının artması. Bu da sık sık devlette biliyorsunuz hep isyanlar bizim de azınlıklara haklar vermemize sebep olmuş. ...Balkan devletlerini parçalamak isteyen İngiltere, Çarlık Rusya, Makedonya bölgesinde ıslahat yapılması bahanesiyle... ...Reval görüşmelerini gerçekleştirmiş 1908'de. Böylece arkadaşlar... ...Reval görüşmelerinin etkisini ortadan kaldırmak için ikinci meşrutiyeti biz ilan etmek durumunda kalmışız. 31 Mart vakası meşrutiyetin sona ermesini sağlamak amacıyla çıkarılan bir isyan tabii ki. Bu durumda arkadaşlar cevabını yapıyorsunuz. Reval görüşmeleri kesinlikle var. 31 Mart vakasının çıkması ikinci meşrutiyetin ilanına zemin hazırlamaz ki ikinci meşrutiyet zaten ilan edilmişti. 13 Nisan 1909 olduğu için arkadaşlar azınlık isyanlarının artması yine ikinci meşrutiyetin ilanında etkilidir. Cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Gayet güzel. Ee, dikkat isteyen de bir soru aynı zamanda. Cevap Denizli arkadaşlar. C değil. C değil Denizli. Evet. 12. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi yanlış verilmiştir diye bir soruyla karşılaştık. Trablusgarp Savaşı neden sonuç ilişkisinde bir okurken bir dikkat edelim. Trablusgarp Savaşı Uşi Anlaşması'na neden olmuştur? Birinci Balkan Savaşı şöyle açayım yorumları da. Atina Anlaşması'na neden olmuştur. Ee, Birinci Dünya Savaşı Mondros Ateşkes Anlaşması'na neden olmuştur. 93 Harbi Yeşilköy Anlaşması'na Ayas Anlaşması'nın diğer ismidir sebep olmuştur. İkinci Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması'na sebep olmuştur. Arkadaşlar e, Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda imzalanan anlaşma 1913 Londra Anlaşması'dır. Bu durumda Atina Anlaşması İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 1913'te imzalanmıştır. E, bu yüzden burada Bolu şıkkımız yanlış şıktır. Cevabımız Bolu olacaktır. Çoğunuz da doğru ver, cevap verdiniz. Çok fazla uzatmama gerek yok diye düşünüyorum. Evet 13. sorumuzla devam ediyoruz öyleyse. Şöyle kapatayım burayı. Evet 13. soruda diyor ki Wilson prensipleri İslam Teali, Redde İlhak, Hürriyet ve itilaf Yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin mandacılığı savunduğu söylenebilir? Evet, yani arkadaşlar, hangileri Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler arasında yer alır gibi bir soruyla karşılaşmak gibi bir şey bu. Wilson prensipleri cemiyeti biliyoruz ki. Amerikan mandasını savunan hatta halde edip adı varım bile içinde bulunduğu bir cemiyettir başlangıçta tabi. İslam teali e, kurtuluşun halife yoluyla halifenin bayrağıyla birleşmek. E, İslam yani nasıl diyelim İslam coğrafyasının birleşmesiyle gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen ümmetçi fikri savunan fikir akımı. Ancak tabii ki manda ve himaye ilgisi yok. Reddi İlhak cemiyeti. E, bu zaten yararlı cemiyetlerdendir ki özellikle İzmir Reddi Hak Cemiyeti İzmir'in işgali sonrasında kurulmuş olan cemiyettir. Yararlı cemiyetler arasındadır. Manda ve himayeye teklif dahi edemezsiniz. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti bu zaten ittihat ve terakki zıt olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında da faaliyetlerini saltanatçı olarak devam ettirmiş. Şimdi de arkadaşlar e, manda ve himayeyi savunmaya devam etmişti. Tabii ki İngiliz mandasını, hürriyet ve İtilaf cemiyeti de İngiliz mandasını savunan fikirlerden bir tanesi. Cevabımız bu durumda Ceyhan olacak arkadaşlar. Güzel çoğunuz doğru cevap verdiniz. Geldik 14. sorumuza. Milli mücadele döneminin Erzurum Kongresi, Misak-ı Milli Kararları, Sivas Kongresi gelişmelerinden hangilerinde ulusal sınırların belirlenmesi ve korunması yönünde kararlar alınmıştır? Evet, cevapları alayım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ulusal sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi'nde bahsediliyor biliyorsunuz. Ne diyor? 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı tarihteki sınırlar bizim milli sınırlarımızdır. Bu sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Milli sınırlardan ilk kez bahseden Erzurum Kongresi, Misak'ın milli'nin de temelini oluşturmuştur aynı zamanda. E, Sivas Kongresi kararları zaten Erzurum Kongresi kararlarını aynen onayladığı için... Cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Kronolojik olarak bakarsak Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli kararları olarak kabul ediyoruz. Cevabımız Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Evet öyleyse geldim 15. soruya. 15. soruda şöyle yorumu kapatayım. Mustafa Kemal'in girişimiyle 10 Ocak 1920 tarihinde Ankara'da çıkarılan basın yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Hakimiyet Milliye, Minber Gazetesi, İrade Milliye, Açık Söz, Küçük Mecmua Dergisi. Arkadaşlar basın yayınla ilgili bir şey yazdım. Milli Mücadele Dönemi basın yayın diye böyle notum var Instagram'da. Oradan bir bakmanızı tavsiye ederim. Hepsiyle ilgili hemen hemen bilgi sahibi olursunuz. E, Hakimeti Milliye Gazetesi e, 10 Ocak 1920'de Ankara'da çıkartılan e, basın yayın organı. Aynı zamanda biliyorsunuz ki e, bir resmi gazete niteliği taşıyan bir gazete. Minber Gazetesi Mustafa Kemal ile Ali Fethi Okyar tarafından İstanbul'da çıkarılıyor. E, Mondros'tan sonra. E, İrade Milliye Sivas Kongresi kararlarıyla çıkarılan gazete biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'ndan halka haberdar etmeyi amaçlamış. Açık Söz Gazetesi'nin özelliği ise biliyorsunuz. Ee, İstiklal Marşı ilk kez burada yayınlanmıştı. Ee, Hüseyin Hüsnü Açık Söz tarafından yani soyadı Açık Söz sonradan olacak. Ee, 1919'da Kastamonu'da çıkarılıyor bu gazete ayrıca. Bir de küçük mecmua var ki bu aslında edebiyatçılar için daha değerli bir eserdir. Ziya Gökalp tarafından çıkarılıyor arkadaşlar 1922-24 yılları arasında. Diyarbakır'da çıkıyor. Milli Mücadele Yanlısı bir basın yayın organıdır arkadaşlar. Küçük mecmua. Evet. Öyleyse Geldik 16. sorumuza. Evet. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra düzenlenen Londra Konferansı'nda İstanbul hükümetini aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir? Damat Ferit Paşa, Tevfik Bey, Ali Rıza Paşa, Salih Paşa, Bekir Sami Bey. Size biraz geç geliyor galiba. Biraz geç açayım hadi madem yorumları. Orada yorumlar yüzünden biraz şey yapıyorsunuz. Gerildiniz. <laughs> Arkadaşlar, eee 1. İnönü muharebesinden sonra biliyorsunuz Londra Konferansı toplanıyor. 23 Şubat'ta 12 Mart 1921 arasında. Bu arada İstanbul Hükümeti'ni Tevfik Paşa temsil ediyor. Tevfik Paşa İstanbul Hükümeti adına katılıyor ama biliyorsunuz ki Londra Konferansı'nda TBM adına da Dışişleri Bakanı seçilen Bekir Sami Bey gönderiliyor. Ve yorumları da açayım bir yandan. Ee, ve tabii ki Tevfik Bey ne diyor? Ben sözü milletin gerçek temsilcisine bırakıyorum deyip Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'e bırakmış Ve güzel bir tabiri caizse Efendim kapak yapmış aslında orada e, itiraf devletlerine Amaçları ikilik yaratmak tabii ama e, Biz sonuçsuz kalacağını bildiğimiz halde Bu konferansa katılıyoruz. Neden? Sırf barışçı olduğumuzu Barış yanlısı olduğumuzu ispat etmek amacıyla Katılıyoruz arkadaşlar e, Bununla birlikte Bekir Sami Bey'in İlk ve son işidir Dışişleri Bakanı olarak çünkü burada İngilizlerle bir esir mübadelesi anlaşması yapıyor. Bizim milletvekillerini kurtarmak amacıyla son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki Malta esirleri adına falan da böyle bir anlaşma yapıyor kendince. Ve tabii ki TBM bunu asla kabul etmiyor ve bu yüzden Bekir Sami Bey'i görevinden alıyor. Ve ondan sonra yerine Yusuf Kemal Tengirşek'i getiriyor. Nitekim Ankara Anlaşması'nda, Kars Anlaşması'nda biz daha çok, biz daha çok demeyeyim, Dışişleri Bakanı olarak Yusuf Kemal tengir Tengirşek'i görüyoruz. Yani Bekir Sami Bey bizim için ilk ve son görevi olarak Londra Konferansı'na katıldığını biliyoruz arkadaşlar. İstanbul Hükümeti'ni ise Tevfik Paşa katılıyor. E Temsil etmiş. Allah'ım ne çok konuştum. Konuyu anlatsaymışım. Evet. Geldik 17. Hükümet kimdi? Hükümet de tabii ki Tevfik Paşa'ydı. Yani Tevfik Paşa e, sadrazam aynı zamanda. Hükümetin başkanı. Yani e, nasıl diyelim? Başbakan olarak da kabul ediyoruz. Evet geldik 17. sorumuza. Milli mücadele döneminde. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinde kullanmıştır? Bu soru aslında çok kolay bir soru. Burada önemli olan neyden önce neyden sonra hangi, hangi anlar arada falan diye sorduğuna dikkat etmeniz. Yani kronolojisine dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki 1. önü, 2. önü muharebesi yapılıyor. Arkasından bir de Aslanlar Dumlupınar muharebesinde mağlup oluyoruz. Sonra 2. önü muharebesinde de galip geldikten sonra Kütahya Eskişehir muharebesi öncesi İsmet İnönü bir stratejik hatayla ordumuzu dinlendirmiyor ve yorgun olan ordumuz maalesef ki büyük bir yara alıyor. Ee, bu Yunan gavuru Anadolu'nun içlerine doğru ilerleyince biliyorsunuz Ankara'dan top sesleri duyuluyor. İsmet'in İnönü'yü asalım falan diye konuşuyorlar hatta TBM'de. Baya bir böyle yankı uyandırıyor. Ondan sonra araya tabii Mustafa Kemal çıkıyor ve diyor ki herkes diyor kendine gelsin. Ben varım diyor korkmanıza gerek yok. Verin bana diyor yetkiyi görün diyor etkiyi. Ve bundan sonra Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle TBMM'den yasama yürütme yargı yetkilerinin tamamını alarak arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'ni yönetmiş ve galip gelmiştir. Böylece cevabımızda 17. sorumuzda tabii ki Ceyhan Şıkkı'dır sizlerin de doğru söylediği üzere. Evet güzel cevabımız Sakarya Meydan Muharebesi Ceyhan başkomutanlık yetkisini ilk kez kullanması Sakarya ile arkadaşlar tamam mıyız? Evet Gümrü nedir arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ses belki şey sende yoktur. Git bir daha gel. Evet kapatıyorum yorumları. Evet. 18. soruyla devam ediyoruz. 1881 yılında kurulan Doyun Umumiye İdaresi aşağıdakilerden hangisiyle kapatılmıştır? Gayet temiz, net, bilmeniz gereken bir soru. Lozan Barış Anlaşması, Moskova Anlaşması, Mudanya Anlaşması, Ankara Anlaşması, Gümrü Anlaşması. Evet cevapları alayım. Bence Kolay bir soru arkadaşlar. Bilmeniz gereken bir soru. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1879'da Muharrem Kararnamesi'yle ya dedi ben kusura bakmayın aldığım borçların faizlerini bile ödeyebilecek durumda değilim. Ben artık dedi iflas ettim. Resmi olarak iflasını açıkladı. Alacaklı devletliler de dediler ki hiç sorun değil. Biz zaten alacağımızı her türlü tahsil ederiz deyip bizim biliyorsunuz ki mukata gelirlerimize el koydular. Böylece arkadaşlar Duyun-u Umumiye'ye biz tabi habire borçları falan ödemeye çalışıyoruz ama o borçlar bitmiyor tükenmiyor yani. Ve en sonunda e, Lozan Barış Anlaşması ile Duyun Umumiye İdaresi kapatılıyor. Osmanlı'dan kalan borçlara Türkiye yeni Türk devleti sahip çıkıyor. Ve arkadaşlar tabi ki gidip de elin Yunan'ına harcadığımız paraları falan ödemiyoruz. Yani biraz indirim falan filan taksit maksit olmaz mı bir şeyler diyoruz. Bir yolunu buluyoruz arkadaşlar. Evet Ramazan kararnamesi arkadaşlar sizlerin sonradan... E, literatüre soktuğunuz gereksiz bir ayrıntı o sadece e, Ramazan kararnamesinde o yılki borçlarını ödeyemeyeceğini söylüyor. Muharrem kararnamesi bundan sonra da ödeyeme yapamayacağını söylüyor. Yani Osmanlı Devleti'nin asıl iflas belgesi Muharrem kararnamesidir. Tamam mı arkadaşlar? Ramazan kararnamesini zırt pırt kendinize dert etmeyin yük etmeyin. O kadar önemli bir şey değil yani. İşgüzel hocaların yazdığı bir şey. Evet geldim kapattım. 19. soruyla devam ediyorum. Atatürk döneminde en uzun süre TBMM başkanlığı görevini üstlenen e, aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ali Fethi Okyar, Kazım Özalp, İsmet İnönü, Ali Fuat Paşa, Mustafa Abdülhalik Renda. Evet arkadaşlar bir yandan da şimdi böyle hem zaman geçirmiş olayım. Arkadaşlar Kazım Özel bu arada e, en uzun süre cevabımı da vermiş olayım. Kazım Özel en uzun süre e, TBM Başkanlığı görevi yapmış 1924'ten 1935'e kadardır. İlk TBM başkanımız ise tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Ali Fethi Okyar, daha sonra Kazım Özalp ve en son olarak da Abdülhalik Renda arkadaşlar TBM Başkanlığı görevi yapmıştır diyoruz. E, Kazım Özalp e, bizim en uzun süre TBM başkanlığı görevi yapan kişi. Aynı zamanda kendisi arkadaşlar başkomutanlık meydan muharebesinde milli savunma bakanımızdır. Kazım Özalp tamam. Evet geldik öyleyse 20. sorumuza. Evet. Şöyle yorumları kapattım. Şey Said isyanının, hop. Şey Said İsyan'ın gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Halifeliğin kaldırılmasına, Tekke zaviyelerin kapatılmasına, takrir-i sükün yasasının çıkarılmasına, evet arkadaşlar, cevapları da alalım bir yandan. 3 Mart 1924'te biliyorsunuz halifelik kaldırılıyor, ee, halifelik rejiminden sonra. E, Konuşamadım. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinden e, bir ayaklanma. Şeyh Said İsyanı. İngiliz destekli bir isyan. E, 13 Şubat 1925 tarihinde çıkan bir isyan arkadaşlar. E, tabii ki takdir-i sükun yasası çıkarılıyor. Bu isyan bastırılıyor. E, bundan sonrasında e, işte istiklal mahkemeleri, çalışmaları falan böyle yapılıyor. E, takdir-i sükun da, şey de kapatılıyor tabii. Evet. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kapatılıyor aynı zamanda. Ee, arkasından 25 Kasım 1925'te tekke zaviye ve türbeler kanunu çıkarılıyor. Ve e, şeyh, efendi, molla gibi e, dini ünvanların kullanılması da yasaklanıyor aynı zamanda arkadaşlar. E, yani anlayacağınız e, bu durumda cevabımız e, 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması e, şeyden sonra e, önce şeyh Said isyanından daha öncedir arkadaşlar. Evet öyleyse yani ortam hazırlayamaz onun sonucudur. Tamam mıyız? 20. soruda bende şeyler gitti. Bir saniye. Heh, sizi görmedim. Tamamdır. Evet cevabımız denizlidir arkadaşlar. Güzel. Evet 19. sorumuzun cevabı Kazım Özalp. Evet yorumlarımızı kapattık. Geldik 21. sorumuza. Türkiye'de liman, deniz, nehir ve göl işletmelerinin millileştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır diye sormuş. Birinci beş yıllık sanayi planının uygulanması, İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi, kabotaj yasasının kabulü, reji idaresine son verilmesi, teşviki sanayi yasasının kabulü. Evet bir yandan da sizden cevapları alalım arkadaşlar. 1 Temmuz 1926 tarihinde kabul edilen kabotaj kanunu buradaki asıl cevabımız tabii ki arkadaşlar. Yani e, Türk denizcilerinin Türk kara sularında serbestçe dolaşabilme hakkı demek aynı zamanda e, deniz, nehir, göl, liman vesairenin de millileştirilmesi anlamına gelir arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi ekonomik bağımsızlık, milli bağımsızlığımızla ilgiliydi. E, şey, reji idaresi Fransız tütün tekelinin sonlandırılmasına yönelik yapılan çalışmalardı. E, teşviki sanayi yasası özel teşebbüsü liberal ekonomiyi destekliyordu ama 1929'daki dünya ekonomik bunalımı öncesi olduğu için başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunu lütfen çok dikkat edin unutmayın sakın. Planlı ekonomi model ise yani sanayi planı ise 1934 yılında uygulanmıştı. 33'te hazırlandı 34'te uygulamaya konmuştu arkadaşlar. Evet öyleyse geldik 22. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi şöyle yorumları kapatayım. 22. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan kurumlar arasında yer almaz? Halk evleri, Paşa Bahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Hıfzı Sıha Enstitüsü, Musiki Muallim Mektebi, Köy Enstitüleri. Evet cevapları alayım. Zaten muhtemelen hepiniz burada 1940 yılında açılan köy enstitülerini zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız da kesinlikle öğrenin. Köy enstitüleri arkadaşlar Atatürk dönemi değildir. İsmet İnönü döneminde açılmıştır. Adnan Menderes döneminde 1952'de e, komünist yuvası kızlı erkekli falan filan gibi saçma sapan şeylerle kapatılmıştır. Köy enstitüleri o dönemin ihtiyaçlarını karşılamış. E, köy öğretmen okulları gibi yani öğretmenlere eğitim veren ama aynı zamanda bu öğretmenleri hem bir ziraat mühendisi hem makine mühendisi hem bir e, enstrüman çalan aynı zamanda eğitimci olarak... Yetiştiren gayet nasıl diyelim böyle tam teşekküllü okullardır o dönemin ihtiyacını muhteşem karşılamıştır ki unutmayalım Kurtuluş Savaşı'ndan sonra zaten bizim en böyle kalifiye olan eğitimcilerimizin çoğu zaten şehit olmuştu bu yüzden eğitim çok önemliydi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Bu köy enstitüleri bu ihtiyacımızı karşılıyordu. Ancak şu an günümüzde de tabii hala işte olsaydı falan diyenler var ama hayır tabii ki artık arkadaşlar vizyon sahibi insanlarız. Şu an günümüzde buna ihtiyacımız yok. Bizim daha güzel, daha gelişmiş, daha iyi eğitime, eğitimcilere ve bizi bakanlara değil de görenlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet hepinizin atanması dileğiyle cevabımın edine dedim. He Şunların tarihini de hemen bir söyleyeyim arkadaşlar. Halk evlerini 1932'de, Paşabahçe şişe cam fabrikasını 1934'te e, ee, Hıfzı Sıha, şey Musiki Muallim Mektebi'ni 1924'te Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü ise 1928'de açıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Evet geldik öyleyse. 23. soruya tamamsak eğer. Aa, yorum kapatalım. Heh, evet. 23. soruda aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Milliyetçilik yeni Türk alfabesinin kabulü. İnkılapçılık, üniversite reformu, halkçılık, şapka kanununun kabulü, laiklik, Erkan Harbiye umumiye Vekaleti'nin kaldırılması, cumhuriyetçilik, serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Evet arkadaşlar. şöyle söyleyelim. Şimdi milliyetçi yeni Türk alfabesinin kabulü diyor. Milliyetçilik dediğinde mutlaka biz Türk kelimesini zaten göreceğiz. halkçılık dediğinde Zaten eşitlik getirecekti. Ee, biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde herkes sarığında. Sarığının içindeki renkten e, hangi cemaate ait olduğu falan filan dahil olduğu belli oluyordu. Halkçılık bu anlamda eşitlik sağlıyor. Sosyal eşitliği sağlamış. E, şapka kanunu. Cumhuriyet, serbest cumhuriyet fırkası, siyasi partilerin açılması, kapanması bunlar cumhuriyetçilikle ilgilidir. Burada bizi çeldirecek olan inkilapçılık ve layıklık vardır. Ancak burada... Ee, üniversite reformu reform inkılap aynı şey gibi düşünülebilir ve bolu şıkkıdır. Ee, ancak laiklik, Erkan Harbiye Umumiye Vekaleti'nin kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesiyle bütünleşir arkadaşlar. Ee, bu yüzden de Erkan Harbiye Umumiye Vekaletinin kaldırılması laiklik değildir. Cevabımız denizlidir. Cumhuriyetçilik olmalıdır arkadaşlar. İnkılapçılık için ben yine de bir şey belirtmek istiyorum. İnkılapçılık olması için aslında ÖSYM bugüne kadar sorduğu bütün sorularda Genelde arkadaşlar e, takvim saat ölçü birimlerindeki düzenlemeleri tercih ediyorlar. E, bu yüzden arkadaşlar e, buna dikkat edelim. Cevap Denizli arkadaşlar. Cevap Denizli'dir. Layıklık değildir. Erkanlı Harbiye Umumiye Vekaletinin kaldırılması. Yani genel kurmayın. Aa, söylüyorum. Genel kur... Şöyle ben bir kapatayım. Siz niye didişiyorsunuz çocuklarım ya? Erkanlı Harbiye Umumiye Vekaletinin kaldırılması demek. Genel kurmayın. Yani asker kişilerin bundan sonra şeyle siyasetle ilgilenmemesi anlamına geliyor. Hatta bundan sonra hatırlıyorsanız Kazım Karabekir, Alifat e, Ali Fuat Cebesoy, e, Rauf Orbay gibi kişiler aynı zamanda istifa etmişlerdi ask askerlik mesleklerinden. Hatta Mustafa Kemal bunu e, paşalar komplosu olarak adlandırmıştı. Bu yüzden laiklik değil cumhuriyetçiliktir arkadaşlar. Cevabımız Denizlidir. Evet anlaşılmayan bir şey yoktur umuyorum. Kendi aranızda lütfen şey yapmayın. Evet 24. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin milletler cemiyetine... Ben şu yorumu kapatayım ya niye açtım. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olduktan sonra uluslararası kuruluşlara taşınan sorunlarındandır. Nüfus mübadelesi, yabancı okullar meselesi, boğazlar meselesi, musul meselesi, bozkurt lotus olayı. Evet arkadaşlar... Cevapları aynı zamanda alabilirim sizden. Ay ne çok konuştum yahu. Evet. Arkadaşlar Türkiye Milletler Cemiyeti'nin 32 yılında üye oluyor biliyorsunuz. Bundan sonra artık uluslararası kuruluşlara taşınan olaylar yani Milletler Cemiyeti'ne giden olaylar arasında Boğazlar sorunu var. Hatay meselesi var. Sender raporu yazıyordu 1937'de biliyorsunuz. E, Musul meselesi var ki 1926'da burada bu bizim aleyhimize çözülen bir olay. Yine Bozkurt Lotus meselesi var ama 1926'da yine biz burada daha dahil değiliz henüz mi, e, şeye Milletler Cemiyeti'ne. Nüfus mübadelesi meselesi var 1930'da ahali mü, nüfus mübadale ahali mübadele sözleşmesiyle çözülüyor. Ancak tarih 1930 olduğu için biz daha yine üye değiliz. Yani bu konuların hepsi e, Milletler Cemiyeti'ne giden konular hemen hemen hepsi ama burada biz ee, boğazlar meselesinde artık kendimiz dahiliz. Yani Milletler Cemiyetine üye olduğumuz bir tarih 32'den sonra 1936 olduğu için cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Ey Başkanlar kimsiniz? Tamam mıyız? Cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Yorumları kapatıyorum tamamsak. Evet arkadaşlar geldik. Öyleyse 25. sorumuza yavaş yavaş. Ee, ...ilerliyoruz bakın. Bir Çağdaş Türk Dünyası sorusu. Ee, yukarıdakilerden hangileri... ...İkinci Dünya Savaşı'nda... ...Almanya'nın hayat sahası... ...politikasına karşı alınan önlemlerdendir. Biliyorsunuz Almanya, Hitler... E, saf Alman ırkının yaşayabileceği geniş alanlar hayal etmiş kendisine ve bu doğrultuda e, özellikle Fransa toprakları, Çekoslovakya, ve Polonya, Danzig bölgesi, Südetler bu bölgelere dahil olmuş. Buraları işgal etmişti hatta Yunanistan'a bile girmişti. İşte bunlardan birisi Merkür Harekatı ben ondan sonra açacağım size cevapları şöyle bir yandan da hadi be, alayım madem. E, Merkür Harekatı 1941 tarihinde arkadaşlar e, Almanya'nın Yunanistan'a ait... Girit adasının işgalidir. Normandiya çıkarması e, zaten şeyde e, nasıl diyelim? Fransa'yı kurtarma amacıyla 1944'te hatta Almanya'nın yenilmesi ile sonuçlanan, e, Hitler'in başarısızlığına sebep olan bir harekattı. Amerika bunun parasını vermişti. Hatta Quebec konferansında karar vermişlerdi Normandiya çıkarmasına önemliydi. Üçlü Pakt ise ee, yine 1940'ta41'de e, ilk önce biliyorsunuz şeyi Antikomitern Pakt kurulmuştu. Arkasından ise yani Berlin Tokyo Miferi, Berlin-Tokyo miğferine Roma anlaşmasıyla İtalya e, İtalya'da katılmıştı. Böylece üçlü pakt resmi olarak kurulmuştu miğfer devletler arasında. E, bu yüzden Almanya, İtalya ve Japonya arasında kurulmuştu. Cevabımız bu sebeple arkadaşlar yalnız ikidir. Yani Normandiya çıkarmasıdır. Hayat sahası politikasına karşı alınan önlemdir. E, üçlü pakt Almanya'nın kurduğu. Merkür harekatı Almanya'nın yaptığı. Ama Normandiya çıkarması Amerika İngiltere ortaklığında e, Fransa'yı kurtarmak amacıyla yapılan bir çıkartmadır. Bu yüzden cevabımız boludur arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Sınavda çıkabilecek tarzda bir soru. Zor bir soru da değil. Evet geldik öyleyse 26. sorumuza. E, diyor ki soğuk savaş döneminde Yutu olayı, Macar devrimi, Kore savaşı hangileri Amerika ile Sovyet Rusya arasında krize yol açan? Sorunlardandır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ile Sovyet Rusya arasında biliyorsunuz Soğuk Savaş dönemi başlıyor. Yorumları da açalım. Size bir yandan cevap verin. Bu Soğuk Savaş'ta adamlar kendileri bizzat savaşmıyorlar ama diğer devletleri arkadan böyle gazlıyorlar tabiri caizse. 1950-53 yılları arasında Kore Savaşı'nda Amerika ile Sovyet Rusya karşı karşıya geliyorlar birlikte yani daha doğrusu savaşıyorlar biliyorsunuz Türkiye de burada hatta Amerika'nın yanında savaşa katılıyor ki arkasından NATO'ya dahil oluyor 1952'de NATO'ya resmi olarak katılmış Macar Devrimi ise Macarlar Sovyet Rusya'nın konfederasyonundalar konfederasyona karşı isyan ediyorlar 1956 tarihinde ancak bu isyanı başarılı olmuyor çünkü Sovyetler Macaristan'ı işgal ediyorlar. Bu sebeple e, Amerika'nın kışkırtması sonucu isyan eden Macarlar maalesef Sovyetlerin işgaline uğruyorlar. UTO olayı ise e, 1960'ta biliyorsunuz Adana İncirlikteki NATO üssü var biliyorsunuz bizde bu Gladio var yani. Bu Gladio'dan Amerika'ya ait casus uçaklar Sovyet Rusya tarafından düşürülüyor ve böylece arkadaşlar Kore Savaşı. Macar Devrimi ve Yutu Olayı hepsi Soğuk Savaş dönemindeki Amerika ve Sovyet Rusya arasında krize yol açan olaylar arasında yer alır diyoruz. Yani cevabımız resmi olarak Edirne diyoruz arkadaşlar. Hayır Kore Savaşı da Soğuk Savaş döneminde arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Evet güzelse anlaşıldıysa. Evet 27. soruda eşit ağırlıkta yok. Şeyh sen e, YKS'ye gireceksin sanırım. Bu e, bizim için bu iki konu iki soru son iki soru artık seninle ilgili değil. Yani Çağdaş Türk dünyasından artık siz muafsınız. Evet geldik 27. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Kuzey Son sorumuz zaten arkadaşlar hangisi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet başkanlarından birisi değildir demiş. Derviş Eroğlu, Mehmet Ali Talat, Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Ersin Tatar. Zor bir soru arkadaşlar. Ben bu soruyu sevmedim. Çok açık söylüyorum. Yani ÖABT'ye bile çıkmayacak bir soru. Ee, çünkü bir ayrıntı var. Yani Fazıl Küçük de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış e, devlet adamlarından bir tanesi. Sadece burada e, adam geçici Türk yönetiminin başkanlığını yapıyor 67 yılında. E, i̇şte e, ilk cumhurbaşkanı yardımcısı aynı zamanda. Yani ama başkan olmamış. Bu yüzden cevabı fazla küçük. Bence burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hiç alakası olmayan işte atıyorum mesela bir Tayfur Sökmen hani Hatay e, başkanı olarak e, Tayfur Sökmen'in adı verilebilirdi. Bence şıkta düzenle güzel bir düzenleme yok ama onun harici eğer yine biz bilgi için konuşursak e, 1900, ilk Rauf Denktaş biliyorsunuz ilk cumhurbaşkanıdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1983'ten 2005'e kadar görev yapmıştır. Arkasından Mehmet Ali Talat daha sonra Derviş Eroğlu ee, sonra 2015'te Mustafa Akıncı geliyor ve 2020 yılında da e, Ersin tatar seçilmiştir ki Ersin Tatar bize güncelde de çıkabilir arkadaşlar e, diye düşünüyorum e, muhtarları <laughs> ya siz beni öldüreceksiniz ya gerçekten acayip kafanız var şu Z kuşağıyla çok eğleniyorum Evet arkadaşlar e, Böylece bu denemeyi de sona erdirmiş bulunuyoruz e, kaç yanlışınız var bilmiyorum umarım çok değildir ama bence 2-3 e, soru belki biraz böyle bir tık zorlayabilir dikkat ister ama e, gayet güzel tatlı bir denemeydi saçma sapan soruları yoktu son soruyu beğenmedim sadece onun harici gerçekten başarılı bir denemeydi bence umarım sizler de e, beğenmişsiniz devamı gelecek tabii ki sürekli şey Mustafa'nın yeni galiba e, takip ediyorsun bunun öncesi de var sonrası da devam edecek. Ee, haftaya yine denemenizi çözeceğiz arkadaşlar. Arada da bu hafta ben kendim bu online denemeyi yapmayacağım. Çünkü çok gelen yok. Çok katılım yok. Deneme şeyleri güncelleri biriktiriyorum. İlk 5 denemenin güncelini çözdüm biliyorsunuz. O, onu YouTube'a da attım. Instagram'da çözdüm. YouTube'a attım. Şimdi 5 daha biriktireceğiz. 10. denemeden sonra yine onları da yine güncellerini de çözeceğim arkadaşlar size. Tamam mı? Son sorumuz Fazıl Küçük arkadaşlar. Evet. Söyle Emin. Bekliyorum. Evet ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın diyorum öyleyse. KPSS'de zor olur mu? Çalışmadıysan zor gelir hocam. Yani bu bu arada ben bununla ilgili birçok yayın yapıyorum arkadaşlar. Yayınlarımı takip edin. Bakın benim storylerimi takip edin. Çünkü ben storylerden bilgi veriyorum. Yani daha çok haber veriyorum. Şeyi çok sevmiyorum. Sürekli post paylaşayım falan filan böyle bir o insan değilim ben. Ben daha çok story kullanıyorum. O yüzden olabildiğince storylerden takip edin. Ben hep bildiririm, duyururum. Ee, tamam mıyız? Öyle yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.